Panter cihazımız geldi. Gerekli ayarları yaptık. Orijinal anteni çıkardım. Onun yerine 5 dBm'lik anten aldım. Anteni piyasada satılan uygun siteler mevcut. Daha sonra 3 metre uzunluğunda LMR kablo kullandım. Gerekli kayıpları hesaplayarak cihazın güncel anten değerlerini değiştirdim. Şu an için bir sorun yaşamıyoruz. Ayrıca balkon kısmında kullanacaksanız şu tipte bir aparat alıp anteni uygun bir şekilde bağlayabilirsiniz. Çünkü bazı apartmanlarda montelemede sıkıntı olabiliyor veya çatıya koyduğunuzda çok büyük kayıp olduğu için müsait olmayabiliyor. Ama çatıya ve görüş alanının çok olduğu yere koymak her zaman avantajlı. Şu an için cihazımı uygun bir yer veya şey monteleyeceğim. Şu şekilde anten çıkışlarını ve voltaj kablosunu bağladık. Ben ayrıca yağmurlu havalarda veya kötü hava şartlarında bu aparatı çıkarıp anteni camın iç kısmına takıyorum. Evet, camdan dolayı kayıp oluyor. Fakat en azından cihazımızı korumuş oluyoruz. Şimdilik cihazımızın performansından memnunum. Siz de cihazınızı öncelikle çatıya kurmanızı, daha açık bir alana kurmanızı tavsiye ederim. 6 dBm'lik anten büyük fayda sağlıyor. Tabii çatıya kurduğunuzda voltayı taşımak bir problem oluyor. Ve kötü hava şartlarında statik elektrikten dolayı sıkıntı çekenler çok var. Yine de en uygun durumu kendiniz değerlendirebilirsiniz. Panter cihazımız şu an için faal. Ben wireless ile ana modeme bağlandım. Port ayarlarını da yaptım. Bu yüzden relay olma durumu da olmuyor. Onun haricinde cihazımız tam performanslı olarak çalışıyor. Madencilik hayatınızda başarılar dilerim.